sağlıklı beslenme takıntısı var. Yani her şey sağlıklı olacak, her şey organik olacak, her şey doğal olacak. Bu mümkün mü? Böyle bir devirde yaşarken zaten mümkün değil. Ama organik ibaresi görünce bilmiyorum siz o ibareye ne kadar güveniyorsunuz ya da her markanın çıkardığı organik ibaresine inanıyor musunuz? Bu kesin organiktir diyor musunuz? Açıkçası böyle bir dünyadayken neye inanacağımızı, neye güveneceğimizi de şaşırıyoruz ama en azından örnek göstereceğim köyde gerçekten bir organik yaşamın örneği var diyebiliriz. Eğil Köyü'nün kaderi 5 yıl kadar önce organik tarıma geçişle değişmeye başladı. Çok paydaşlı bir organik tarım projesi köyde yaşayan 500 kişi için tahmin edilenden çok daha büyük bir etki yarattı. Ve o etki tabii ki sadece köyde yaşayan kişilerle kalmadı. Bize kadar ulaştı. Şehirli hayatına kadar ulaştı elbette. İlk olarak köyde gerçekleştirilen çalışmalardan biri de şuydu. Organik meyve ve tahıl pilot projesiydi. Bunun kapsamında da, bu proje kapsamında da Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği kuruldu. Ve iyi ki de kurulmuş. Çünkü bakın 2009 yılında yıllar önce 34 üreticiyle başladı. Şu anda 2017'de 411 üretici var ve 21 bin dekar alanda organik tarım yapılıyor. Evet, bu tarıma gerçekten güvenilir. Örneği de var, köyde ortada, çalışanlar da ortada. Mesela köyde organik mercimekten tutun da organik nohuta kadar, organik arpaya kadar, buğdaya kadar birçok ürün yetiştiriliyor. Köylüler de çok tatlı zaten. Ben Adatepe'ye gittim biliyorsunuz. Oralardan da sizlere ulaştım. Oradan da yayın yaptık. Orada 94 yaşında yaşayan amcamız vardı. 105 yaşında arkadaşı vardı. İlkokul arkadaşları bunlar değerli izleyiciler. İlkokuldan 105 yaşına kadar aynı ortamda olmak ne demek? Bu ne güzel bir yaşamdır öyle. İşte köylerde bu yaşam var gerçekten. Organik deyince organik böyle olacak gerçekten. Halis mulis organik olacak. Biz de gönül rahatlığıyla tüketeceğiz. Şimdi hem köyden görüntüler var, hem bu tarımın nasıl yapıldığına dair görüntüler var. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. İzleyelim, sonra buradayız. Daha önce normal susuz alanda üretim yapıyoruz, çiftçiyiz. Herkes kendi ihtiyacını, aile giderini karşılayabilecek şekilde. Ama şimdi ise hem kendimizi hem ülkemizin, vatandaşlarımızın ihtiyacını giderebilecek şekilde bir seviyeye geldik. Daha önceden köyümüz kurak bir yerde, susuz bir yerde. Allah razı olsun, devletimiz işte bize iki koyun su çıkardı arazi sulaması için. İşte eskiden mercimek, nohut, arpa, işte buğday ektiğimiz tarlalarımızı İnşallah bu seneden itibaren artık organik sebze meyve yetiştireceğiz. Bu desteği almak için biz GAP'ta bir toplantı yaptık. GAP Başkanı Müdürümüz dedi, size en faydalı olan, size destek sunan neye ihtiyacımız var? Biz dedik ki suya. Gerçekten su her zaman ve her yerde çiftçiye olmazsa olmaz bir can damarıdır. Yani su olmazsa faaliyetler inan ki olmuyor yani. 2009 yılından beri 34 üreticiyle başladık. Şu anda 411 tane üreticimiz 21 bin dekar alanda organik tarım yapmaktayız. 2013 yılında artık yani bireysellikten biraz daha farklı olması adına bu üreticilerin birliğini sağlamak adına Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği'ni kurduk. Birlik olmasaydı zaten bu seviyeye gelmezdik mesela. Fert olarak biz gidip müracaat etseydik kimse bize suyu getirmezdi.